Görüşlerine katılırsınız katılmazsınız ama Zafer Partisi kendi siyasi temsiliyeti adına doğru bir şey yaptı. Ne yaptı? Bir aday çıkardı değil mi? Adayına belli bir oy aldırdı. Sonra ikinci turda gitti kapıyı çaldı ki benim %5'lik oyum var. Pazarlık yapalım. Değil mi? Bir parti adına meşru bir şey. Koalisyon ortağı olacaksan ben bakanlık istiyorum. Şunu istiyorum dedi. Bu. Demirtaş da diyor ki özetle. Bakın diyor sonuçta bu parti çıktı. Seçim kaybedilse de ben hem görüşlerimden taviz vermedim. Hem aldığım oy oranıyla seçmeni temsil eden bir pazarlık yaptım. Demirtaş da diyor ki özetle. Bir, dikkat edin. DEM Parti bir süredir batıdan soyutlanmaya çalışılan bir siyaset izleniyor. Bir ayağı içeriden bir ayağı dışarıdan. Hayır biz batıda da siyaset yapacağız diyor. Bunu ısrar etmiş oluyor birinci adımda. İkinci adımda diyor ki aday çıkarırsınız çıkarmazsınız ama güçlü bir aday çıkarma izlenimi sunarsanız. Mesela DEM Parti'nin İstanbul'daki oranı ne? %11. Bu %11'i belki %9'unu %10'unu belki %12'ye çıkaracak. Bir aday çıkarma potansiyeli ortaya çıkarırsınız. Gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bir kanal açarsınız. Benim bu kadar oyum var. Benimle eğer siyasi ittifak kuracaksan diye başlayan bir dizi. Tıpkı Zafer Partisi nasıl bir şeyler istediyse siz de istersiniz. İlçe belediye başkanlıkları olabilir bu. Kendi siyasi temsiliyetini karşılayacak bir şeyler olabilir bu. Bence stratejisi bu Demirtaş'ın. O yüzden de güçlü bir adayla bunu yapmaya çalışıyor. Bunun alternatifi ne? Bunun alternatifi bir düşük profilli aday çıkarmak olabilirdi. Mesela gidip hiç adını bilmediğimiz bir DEM Partili aday olsa yine aday çıkarmış olacak ama aslında belki de hiçbir pazarlık gücü olmayacak veyahut da hiç aday çıkarmamak. Ama bütün bu süreçleri yapacaksanız önce masaya güçlü bir adayla oturun demiş. İki tarafta da pazarlık kapısı açıyor. Altan Bey'in söylediğine son bir cümle daha gelirsem, Başak Demirtaş'ta muhalefetle böyle bir pazarlık kanalı açılırken Leyla Zana'yla da iktidarla bir tür çözüm süreci hatırlatması üzerinden, ben bir daha aynı çözüm sürecinin tekrarlanabileceğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Ama başka koşullarda ve başka içerikte yeni bir kanal açılmaya çalışıyor. Yani iki tarafla da bu ama modelle bir kanal açılıyor. Reha Bey'in bence orada dediği önemli bir şey vardı. Dedi ki Leyla Zana'yla o kapı çalınıyor fakat karşı taraftan gelen bir cevap yok. Dolayısıyla Leyla Zana'nın nabız yoklaması Erdoğan tarafında pek bir karşılık bulmuyor. Bunu görüyoruz. Peki Kemal'e ben şunu sorayım. Şimdi önce şunun altını çizeyim çünkü yanlış anlaşılıyor bu soruları sorduğumuzda. Biz gazeteciyiz. Dolayısıyla soru soruyoruz. Olasılıklar üzerine konuşuyoruz. Siyasetçiler de bunu kendilerine göre cevaplandırıyorlar, cevaplandırmıyorlar. Analistler bunu analiz ediyor. Sorular analiz yapabilmek içindir. Türkiye'de böyle bir duruma geldik. Soruyu sormadan önce neden soru sorduğumuzu anlatmak durumundayız. Şimdi her partinin aday çıkarma gibi bir meşru hakkı var. Kimse bunu sorgulayamaz. Demokrasinin olmazsa olmaz parçası. Ancak Türkiye'nin içinden geçtiği durumlar itibariyle çok hassas dengeler içinde üzerinde yürüyoruz. Tabii ki Kürtler ya da DEM Parti hep ısrarla şunu söylüyor. Biz kimseye sürekli değnek olmak zorunda değiliz, destek olmak zorunda değiliz. Ne münasebet, biz çok güçlü bir partiyiz. Kürt seçmen çok güçlü. Çok güzel buraya kadar herkes hemfikir. Kemal'e şunu sormak istiyorum. Diyelim ki Başak Demirtaş aday gösterildi. Ve senaryo bir, Barış'ın dediği gibi oldu. DEM Parti'nin yapacak bir şey kalmadı bu isim zikredildikten sonra. Diyelim ki gösterildi. Ya da diyelim ki başka bir aday, hani Başak Demirtaş olmadı ama başka bir aday oldu. Diyelim ki İstanbul seçimleri bu nedenle Murat Kurum'a kaybedildi. Böyle bir senaryoda muhtemelen oturup düşünüyorlardır. Sence Kürt siyasi hareketinin demin o durumdaki stratejisi ne olarak çiziliyor? Yani kazanma ve kaybetme üzerine herhalde bir strateji çiziyorlar. Böyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur? Burada ne kazanırız, burada ne kaybederiz? Ne diyorsun, nedir analizin? Şimdi tabii bu endişe Ayşegül Doğan'ın söyleşisinde vardı. Ayşegül Doğan ne diyordu DEM Parti sözcüsü? Diyordu ki biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer aday çıkarsaydık o zaman ve yine Erdoğan kazansaydı kaybettiren olarak suçlanacaktık. Bu DEM Parti, HDP, Yeşil Sol Parti her neyse bu partiler için bu gerçekten önemli bir
andı, önemli bir mihenk taşıydı karar verirken. Ne diyorlardı? Biz Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a seçim kazandıran parti olmak istemiyoruz. Ama durumlar çok değişti. Aslında burada düşünmesi gereken biraz da DEM Parti dışındaki siyasi yapılar, muhalefet bu meseleyi o zaman daha çok onu düşünmesi gerekiyor. Niye? Çünkü DEM Parti seçmenini ve parti yönetimini bağımsız, ayrı davranmaya meylettiren, ayrı aday çıkarma düşüncesini öne çıkaran gelişmeleri bir hatırlarsak, bu çok uzağa gitmek değil şirin, hem 2019 seçimlerinde hem 2023 seçimlerinde yan yana gelmesi tehlikeli. Gerçekten Erdoğan'ın, MHP'nin çizdiği bir manzara var Kürt siyasi hareketiyle ilgili. O çizgi, o görüş baskın, o hegemonik görüş doğrultusunda bir yaklaşım vardı. Yani tamam zaman zaman görüşüldü vesaire ama asla yan yana gelecek, meşru bir seçim işbirliği, bir politik işbirliği yapılacak parti olarak zikredilmedi. Hatta işte ittifakta yok vesaire denildi. Dolayısıyla bir tür yalnızlaştırma, gayrimeşrulaştırma sürecinde muhalefetin çok katkısı oldu. Tabii burada belki en az katkısı olan CHP ama İyi Parti, Millet İttifakı içerisinde bunda çok katkısı oldu. CHP de İyi Parti dengesini gözetmek için HDP ile Yeşil Sol'la epey bir mesafe koydu. Bugün itibariyle CHP'nin yaklaşımı da Özgür Özel'in dediği şey şu: biz açık işbirliği yapacağız. DEM Parti açık işbirliği diyor. Bence oraya gidince, yani Murat Kurum'un seçilmesine yol açacak bir sonuç ortaya çıkabilir elbette. Bu arada şunu söyleyeyim, DEM Parti eğer bir aday çıkaracaksa bu muhtemelen çok yüksek olasılıkla Başak Demirtaş olmalı. Çünkü DEM Parti yönetimi ne düşünürse düşünsün, Selahattin Demirtaş'ın parti tabanı üzerindeki etkisi hala muazzam. Hala Başak Demirtaş adaylığını gayri resmi de olsa böyle açıklamışken başka bir aday çıkarılması halkta yine kırıklığa neden olur. Parantezi kapatıyorum. DEM Parti bence bunun hesabını nasıl vereceğini düşünmekten vazgeçti. Çünkü bunu Mayıs seçimlerinde düşünüyordu. Düşündü ve bir karar verdi. İşte sonuçlarını konuştuk. Ve bugün itibariyle DEM Parti kendisi daha çok nerelerde kazanırım ve de politik olarak burada Kürt siyasi hareketi olarak bu içinde bulunduğu zor durumdan nasıl çıkarım diye çeşitli manevra arayışlarında, hem belki CHP ile açık bir işbirliği onun meşruluğu açısından ve bazı yerlerde seçim kazanması açısından önünü açacaktır. Ya da diğer alternatif, belki evet kayyım politikasının son verileceği sözünü ya da işte bugün cezaevlerinde aşık grevleri var ve DEM Parti de sürekli bunu dile getiriyor.